Leo and Lily's Adventure. Leo ve Lily'nin, buradaki S neydi? Nin. Lily'nin macerası. Şimdi bu hikayeyi okurken şuna dikkat etmenizi istiyorum. Hikaye hep geniş zamanla anlatılıyor. Aynı bizim rutin ve alışkanlıklarımızı dile getirirken kullandığımız zaman gibi. Nasıl yapıyorduk biz bunu İngilizce'de? Onu gördünüz derste. Leo and Lily live in a big garden near a forest. Live, yaşarlar diyoruz değil mi? Yaşarlar, yaşıyorlar değil, yaşadılar değil, yaşarlar. Eğer fiilimiz, eylemimiz bu şekilde sade, eksiz ise ne anlıyorsunuz siz okuduğunuzdan? Aa, bu demek ki tekrarlanan rutin bir olaydır diyorsunuz. Hikayelerde bu dille anlatılıyor. Leo and Lily live in a big garden. Büyük bir bahçede yaşarlar. Neyin yakınında? Ormanın yakınında. Lily is red. Lily kırmızı ve sarıdır. And yellow. She's friendly. Arkadaş canlısıdır. But she's usually very nervous. Genellikle çok endişeli, gergindir. Değil mi? Nervous. Bakın, sıfatlar da çok güzel. Bilmiyorsanız videoyu durdurup not alın defterinize. Friendly, nervous, gergin. Ne anladık buradan? Lily'nin kuş olduğunu anladınız değil mi? Lily flies from tree to tree in the garden. Lily uçar. Bakın, uçuyor değil, uçtu değil, uçar. Normalde fly'dı. Niye peki bu y'ye düşüyordu? Lily, he, she, it öznesinden biri olduğu için değil mi? Flies. Lily flies from tree to tree. Ağaçtan ağaca. A eki. Ağaçtan. Bu da den. Ağaçtan ağaca. Ekler hep öne geliyordu Türkçenin zıttına. Tersine. Lily flies. Lily flies from tree to tree in the garden. Bahçede ağaçtan ağaca uçar. And she hops in the grass. Çimlerde hoplar. Zıplar. Evet. She hops. Yine öznemiz she olduğu için fiile minik bir s geliyor. Bu çoğul eki s'si değil, unutmayın. Özne he, she ve it olunca fiile böyle s eki takıyorduk, hatırlayalım. She eats, yer, o yer, worms, solucanlar, nuts, fındık fıstık, and berries ve çilek, meyve gibi kırmızı meyve çeşitleri yer. Leo is black, Leo siyah ve beyazdır, and white. He is very fast, çok hızlıdır, and very clever, çok akıllıdır. He is brave too. Üstelik nedir? D daha ekimiz sonda oluyor. Cesurdur da. He climbs trees. O, yani kediden bahsediyoruz. O tırmanır ağaçlara. In the garden, bahçenin içindeki ağaçlara tırmanır. Bakın, buradaki S ile buradaki S farklı. Buradaki ağaçlar. Buradaki ise he, öznenin getirdiği ek. Peki teacher, biz bunu nasıl anlayacağız? Eğer kelimeniz bir isimse çoğul eki s alıyor, çoğul oluyor değil mi? Türkçe bilginiz de burada çok önemli. Mesela kalem bir isimdir değil mi? Bir hareket, eylem değildir. Kalem, kitap bir isimdir. Yani İngilizcesinde de çoğul yapabiliyorsunuz. Book, books. Ne anlıyorsunuz hemen buradaki s'leri görünce? Aa, bunlar çoğul eki s'si diyorsunuz. Fakat bir hareket, bir eylemin sonunda s görürseniz ne diyorsunuz? Aa, bu geniş zaman, yani alışkanlık, rutin, zamanın s'si diyorsunuz. Tamam mı? Tırmanır, tırmanmak bir hareket ya. Ne demiştik geçen sene de? Mekmak takarak bir kelimenin isim veya fiil olup olmadığını anlayabilirsiniz. İşte onu bulduktan sonra tırmanmak, ne diyorsunuz? Bu bir eylem. O zaman he'den sonra gelen eylemin sonundaki s geniş zaman ekidir diyorsunuz. Okudukça hep bunları pratik olarak içinizden geçirin ki konuşurken de bu pratiklik aklınıza yerleşmiş olsun. He climbs trees in the garden. Ağaçlara tırmanır bahçede. And he hunts for mice. Ne için avlanır, konuşamadım. Mice, fareler için avlanır. Mouse, bir fare demek çocuklar. Bakın, burada da farklı bir çoğul var. Normalde biz S ekleyerek çoğul yapıyorduk ama fare kural dışı. Nasıl oluyormuş? Hatırlayın. Mice, mice.
And he hunts for mice and birds. Uh-oh, fareler ve kuşları avlar diyor. Leo sometimes, bazen, tries to catch, yakalamaya çalışır. İki tane fiil bağlanmış burada. Lily'yi yakalamaya çalışır. Try kelimesini unutma, çabalamak, denemek. But Lily always escapes. Lily her zaman kaçar. Escape. Leo can run fast. Leo hızlı koşabilir. Yeteneğini burada vurgulamış. Leo can run fast. But Lily can fly. Ama Lily uçabilir. This makes Leo angry. Bu Leo'yu kızdırır. Make angry, kızdırmak. Bu durum, this dediğine bu durum. Yani Lily'nin kaçıyor oluşu. This makes Leo angry. One day, Leo sees Lily in the garden. Bir gün, Leo görür Lily'yi bahçede. Leo wants to catch Lily. Leo ne ister? Yine iki fiil bağlanıyor to ile. Leo ister Lily'yi yakalamak. Evet, Leo Lily'yi yakalamak ister. Catch. Catch yakalamak değil mi? Wants istemek. Leo wants to catch Lily. Leo wants to catch Lily. He creeps through the garden very slowly and quietly. Creep, sürünerek ilerlemek. Through, bir şeyin içinden demek. He creeps through the garden, bahçenin içinden. Yavaşça ve sessizce ilerler, sürünür. Creeps, bakın hala geniş zamanla anlatılıyor. Buradaki slow normalde yavaş demekti. L'ye ekleyince ne oldu? Yavaşça. Sessiz, sessizce. Yani bir hareketi nasıl yaptığını söylüyor. Türkçe'de buna zarf diyoruz. But Lily, ama Lily görür, sees Leo, Leo'yu görür. And she flies away into the forest. Ve uçar nereye doğru? Ormana doğru. Leo chases Lily. Leo kovalar Lily'yi. Chase peşinden koşmak, kovalamak. Catch neydi? Catch yakalamak. Chase peşinden koşmak. Escape neydi? Escape yakalamak. Creep az önce gördük. Sürünerek ilerlemek. Leo runs and runs. Leo koşar ve koşar. Soon they are a long way from the garden. Çok yakında. They are a long way. Bahçeden uzak bir yola gitmişler. They are a long way. Uzaktalardır diyor. Soon they are a long way from the garden. Bahçeden uzaktırlar. And they don't know the way home. Ve bilmezler. They don't know eve dönüş yolunu. The way home. Ev yolunda diyebilirsiniz. They don't know the way home. It is dark in the forest. Oopsies, dark. Karanlıkmış. Neresi? Orman. Orman karanlıktır. Leo and Lily are scared. Korkarlar. Scared. Leo and Lily hear a noise. Duyarlar bir ses. Hear. Duyarlar. Duymak. Bakın iki kişi olunca da fiilde S yok. Gördünüz mü? Ne zaman fiilde S vardı? Öznemiz he, erkek, she, kız veya it. Tek hayvan ya da cinsiyetini bilmediğimiz bir şey olursa fiile hep S ekledik. Ama çoğullarda fiil bu şekilde kaldı. Leo and Lily hear a noise. It's a fox. Bu bir tilki. The fox is hungry. Tilki açtır. It wants some dinner. İster, bakın S'ye dikkat. O ister bir akşam, biraz akşam yemeği. It wants to eat Leo. O ister yemek Leo. Leo'yu yemek ister. Leo tries to fight the fox. Ne yapar? Neyi çabalar? Dövüşmeye çabalar. Ne ile? Tilki ile. But the fox is very big. Ama fox büyüktür. Oops. Çocuklar burada ne öğrendiniz? Bir de ne çıktı çok karşımıza? İki fiili bağlamak çıktı değil mi? Bakın wants to eat. Yemek ister. Tries to fight. Kavga etmeyi dener. Dövüşmeyi dener. Önce de çıkmıştı. İki fiili neyle bağlıyoruz? To ile. Burada ne vardı? Tries to catch. Yakalamaya çalışır. Gördünüz mü? Tries to catch. Bunlara da dikkat edin kendi kağıdınızda da. Ama tilki çok büyüktür. Lily is in a tree. Lily ağaçtadır.
She packs a pine cone. Ne yapar? Bir kozalak gagasıyla vurur. Packs. She packs a pine cone. Gagalar yani kısacası. She packs a pine cone. The pine cone falls. Düşer. Bakın pine cone it olduğu için, cinsiyeti bir belli olmadığı için S koymuş. It öznesinde de falls. The pine cone falls and hits the fox. Ne yapar? Çarpar tilkiye. On the head. Hem de başından. Leo escapes. Leo kaçar and climbs up the tree. Nereye tırmanır? Ağaca. The fox is angry. Tilki kızgındır. It can't climb trees. Ağaca tırmanamaz. Gördünüz mü? Here. Ne yapıyordu? Peck. Gagasıyla tık 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 yapıyor. Peck. Burada ne yapıyor? Hits on the head. Başından vuruyor. Leo and Lily wait in the tree for a long time. Uzun zaman bekler. Wait for a long time. Uzun süre beklemek. Wait for a long time. At last, sonunda the fox goes away. Uzaklara gider. Fox, bakın normalde go olan fiilimiz ne oldu? Goes oldu. Gördünüz mü? Hatırlayalım. Neden? Çünkü fox it öznesi. Leo and Lily are safe. Safe güzel bir kelime. Neydi hatırlayın? Safe, güvende. Safe, safe, safe. But they want to go home now. Ama onlar ister eve gitmek şimdi. Bakın yine iki fiil birleşmiş. Want to go. Want to go. Gitmek, istemek. Onlar eve gitmek ister. Lily flies up very high. Lily uçar. High, çok yükseğe. She sees the garden. Bahçeyi görür. She squawks happily. Ses çıkarır. Öter mutlu bir şekilde. Lily shows Leo the way home. Lily gösterir, show göstermek. Leo'ya ev yolunu gösterir. But Lily is small and her wings are tired. Fakat Lily küçüktür ve kanatları yorgundur. She sits on Leo's back. Oturur. She sits on Leo'nun arkasına, sırtına oturur. And Leo carries Lily home. Ve Lily, Leo taşır Lily'yi eve. Carry'i de öğrenin. Bakın carry ne olmuş? Y düşünce carries. Leo and Lily are safe at home. Evde güvendedirler. In their garden again. Bahçelerinde tekrar. They are friends now. Onlar arkadaşlardır artık şimdi. Lily flies around the garden. Bahçe etrafında, around etrafında uçar. And Leo never tries to catch her. Asla, never neydi? Asla onu yakalamaya çalışmaz. Try to catch. Well, hardly ever. Yani neredeyse hiç. Demek yine yaramazlık yapıyormuş. Well, hardly ever. Hardly ever ne? Neredeyse hiç. Evet, çok güzel bir hikayeydi. Orijinal seslendirmesini de attım çocuklar. Mutlaka izleyin. Kelimeler çok değerli. Bakın çok çok iyi öğrenin diye ben de özet geçtim size. Kendiniz tekrar elinizdeki worksheet'ten böyle tarayın ve yeni kelimeleri defterinize not alın. Okay? Bye bye. See you.